görüyorsunuz şebekelerin içini. Ağaçların kökleri oraları tıkamış. Yağmur suyu logarlardan girmeyince zannediyoruz ki artık o kaldırmıyor ya da bozulmuş o hatlar, demode olmuş. Oysa ki temizlik yapılmamış. Şu anda anjiyo yapıyoruz. Biz nerede ne var onları tespit ediyoruz ve temizliklerini yapıyoruz. Gördüğünüz gibi pislikler birikmiş. Geçtiğimiz yıl Kültür Park Babil Hilton arasında 8 noktada toplam 9 noktada denizle bağlantı resmen kapanmıştı. Yani ne yaparsanız yapın, sistemi ne kadar temizlerseniz temizleyin, ağzı tıkalı nihai noktaya erişemiyordu. Onların temizliğini yaptık. Bu sene çok şükür zaten Akkent, Batıkent'i de bitirmiştik. Yine yukarıda Vatan Caddesi'nde o bölgede de çalışmayı bitirmiştik. Bir damla su yağmurlarda caddelerde görmedik. İnşallah Mersin'in her noktasını bu duruma getireceğiz. Ama daha önceki kışlarda gerçekten geceleri korkulu uyuyorduk. Su taşkını olacak mı diye. Akdeniz Torozlar Mezitli Yenişehir'de. Burada temizleme işleri yapıyoruz. Ne yapıyoruz? 6 milyona yakın bir yatırım bu. Daha önceden düzenli temizlik yapılmamış. Ne yağmur suyu hatlarında, ne kanalizasyon hatlarında. Tıkanıyor. %95'i tıkanmış hatlarımız var. Zannediliyor ki artık orada o kapasite kaldırmıyor. Yeni bir proje yapılıyor. Asfalt kırılıyor. Tekrar kazı yapılıyor. Kanalizasyon döşeniyor. Birçok iş bir arada yapılıyor. Maliyetler tabii ki astarı yüzünden pahalı oluyor. Oysa ki oradaki sistem sağlam, tıkanmış. Rutin temizlikleri, bakımları yapılmamış. Yıllara sarı bir sorunu artık çözüyoruz. Adeta anjiyo yapıyoruz. Bu çalışmaları devam ettireceğiz. Bizi belki milyonlarca liralık yatırımdan kurtaracak. Bu konuyu önemsiyoruz.